Bu tepki aynı zamanda aslında ben seçimin ilk gününden itibaren bunu söylüyorum. Ekonomi, adayların yeterli olmaması falan gibi sebeplerin de rolü var elbette ki. Fakat bu AK Parti'nin oy kaybının yani %30'un muhtemelen altına düşmüş olmasının ki seçimden sonra yapılan araştırmalarda 25'in altına düştüğünü gören çalışmalar da var. Bir tarihselliği var. O da milat başkanlık sistemine geçiş süreci. O 16 süreçle Nisan 2017. birlikte 2017'de ilk kez referandumda %55 civarına yükselmiş AK Parti desteğine rağmen başkanlık sistemine AK Partililerin %42,5'i oy verdi. Daha doğrusu toplumun %42,5'i MHP ile birlikte de %51,5'u oy verdi. Şimdi 7,5 puan AK Parti orada seçmenini kaybetti. Aylar sonra yapılan genel seçimde AK Parti tekrar 42,5 aldı. Artık 50'si 55'i falan yoktu. Arkasından da o başkanlık sistemi içerisinde 5 kere sandık geldi referandum dahil. Hadi 2018'i baz alalım 4 kere sandık geldi. 4'üne de oy kaybetti. 50 ile başladığı yarışa şu an 30'un altında bir yerde devam ediyor. Şimdi insanların oy vermeme sebepleri arasında bu otoriterleşme eğilimi, aşırı güç kullanılması, devlet gücünün suistimal edilmesi falan da var. Özellikle şehirli muhafazakarlar bu yüzden koptular. Yani ekonomi yüzünden kopanlar yok mu? Var, evet. Ama özellikle şehirli muhafazakarlar, yani artık sadece yoksulluk nedeniyle oy almıyor değil ya da emeklilerin sorunları nedeniyle oy almıyor değil. Şehirde ortalamanın üzerinde, işi gücü yerinde, yüksek eğitim görmüş falan aileler, insanlar, muhafazakarlar da AK Parti'ye oy vermekten vazgeçti ve ideolojik nedenlerle vazgeçti. Şimdi bu seçim sonucu AK Parti'nin otoriterleşmeden geri adım atması sonucunu doğurması gerekiyor mantıken buna baktığımızda. Fakat belli ki demir yumrukla yönetmeye devam edecek. Öyle görünüyor AK Parti. Yani kendisini küçülten sebebi daha da büyütecek. Dolayısıyla siyaseti anlamadığını gösteriyor. Yani bu Birisi bu. müstakil bir mesele değil o zaman. Şüphesiz ki değil. Şüphesiz ki değil. Yoksa evet bir zamanında bir yazı yazılmış. Tamam yazı ortada duruyor. Ben Zaten yazmadım ben diyor. yazmadım diyor. Bunu O yazsa ne inceleyecek olur? olan bilişim uzmanları zaten o mu yazmış o mu yazmamış mı onu da anlar. Dolayısıyla bunun için tutuklamaya gerek yok. Zaten evini barkını biliyorsunuz. Çok olsun. Tabii yazı Evet, için insanlar tutuklayacağız mı yazı için yani? tutuklanır mı? Yani ya, dava açabilirsiniz de niye tutukluyorsunuz? Tabii bazı. Madem ki bu bayraktarlarla ilgili söylediği konu mevzu bahis değil bu başlayan yargısal süreçte ortada bir yazı varsa bir sürü yazı çıkıyor dava açıyorsunuz yani dava görülür bilmem ne sonunda mahkumiyet alır almaz zaten bir yazı yüzünden kaç yıl mahkumiyet alırsınız muhtemelen yatar olmayan bir Bir şeydir şeydir tabii. suçtur falan kendisi yazmış bile olsa ama kendisinin yazdığını ispat etmeleri lazım dedim ya da bilişimler yani teknik bir iş yani tutuklamayı gerektiren bir şey yok belli ki bu önden cezalandırma ve bir işte gözdağı verme. Şimdi birincisi hükümet bu seçim sonuçlarını hiç anlamamış. Ben buradan önümüzdeki dönem içinde yani tahminde bulunabiliyorum. Önümüzdeki süreçte de AK Parti atması gereken adımların tam tersini atacak. Genellikle böyle oldu. Birincisi bu. İkincisi belli ki Baykar kurumsallaşamamış. Yani o milyar dolarlık bir o çok milyar dolarlık bir şirket olma seviyesine gelmiş ama kurumsallaşamamış. Normal şartlar altında bir kurumsal şirketle ilgili haksız bir iddia. Yani falanca şirket, falanca banka şunu yapıyor dediğinizde kurumsal iletişim departmanı bizim böyle bir faaliyetimiz yok.